kendisini zulmedici olmasını böylece geçtikten sonra cahilliğe gelelim. Şimdi cehil ilmin tam karşısında olan bir mahaldir. Eğer bir kimse cehaletini kabul etmezse ilmin karşısına geçip de ilim talep etmez. Cehlini idrak ettiğinde ilimsiz olduğunu idrak edecektir ve ilme dönecektir. Şimdi birinci manada bu. Beşeriyet yönünden bu. Bu da bir üstünlüktür yani. Cehlini idrak etmesi, cahil olması ve bunu idrak etmesi bir üstünlüktür. Ama burada bahsettiği cahillik aslında bu değil. Şimdi hani demin bahsettik ya, fiil alemi, esma alemi, sıfat alemi, zat alemi. Şimdi burada efal aleminde, şimdi birinci efal aleminde ilim sözü geçerli, esma aleminde ilim sözü geçerli, sıfat olan işler, bilgiler ilim hükmü altında. Ama sıfat alemini geçtikten sonraki hakkın zatının aldığı isim ilim cehil ismini alıyor. Şimdi birinci boyutta ilim. İkinci boyutta esma aleminde yine ilim var. Üçüncü boyutta sıfat aleminde yine ilim boyutu var. Buna ne diyorlar? Aklı cüz. İlmin bir ifadesi. Aklı cüz. Fiiller alemindeki aklın aldığı isim aklı cüz. Esma alemindeki akıl aklı kül. Sıfat alemindeki akıl aklı evvel. Fakat zat alemine geçildiği zaman buradaki aklın karşısında ilimdir. Zat alemine geçildiği zaman bu ilim ve akıl düşer. Cehil onun yerine alır. Yani cahillik mi? Değil. Bizim anladığımız mana da cahillik değil. İşte burada bahsettiği Hazreti zaten o. Gerçek cehildir. Ne diyorlar? Sorduklarında ilmin ilmi nedir? İlmin ilmi cehildir cevabı verir diyor. Yani ilmin üstünde olan halin aldığı ad cehildir. Niye cehildir? Çünkü artık orada varlıklar yok ki ilim denen bir şekle veya sebebe ihtiyaç olsun. Zat aleminde ilmin aldığı isim veya aklın aldığı isim cehildir. Yani orada hak, zat kendi varlığında kendi olarak kendinde gizlenmiştir. Gizli olan bir şeyin de herhangi bir şeye dönük olarak ortaya çıkması da ilim gerektirdiğinden söz konusu olmadığı için kendi varlığındaki aldığı isim cehildir. İşte zanun ve cahil, cehil demesi bu iki kelimenin biz cehili karanlık olarak görürüz ya, işte zalim, zulüm, zulmetme, karanlıktır. O da karanlık ifadesiyle belirtilir. Bizim anladığımız beşeri yönde olan ifadeler değildir bunlar. Zalimlik ve cahillik salt varlığın kendi kendinde olması, ama hükmüyle, hani diyor ya, neredeydi? Bir karanlık yerdeydi. Yani kendi varlığındaydı. Ama dendiği zaman salt, yokluk hükmünde olan bir haldeydi. İşte bu bütün ilimlere kaynak olan ana kaynak durumundadır. Buradaki cehil sözüyle belirtilmek istenen ifade. Yani zat boyutunu buradan anlatıyor. İşte insan öyle bir varlık ki zat boyutunu karşılığı olan bir varlıktır. Ancak zat boyutu diye cehil diye belirtilmek istenen, ifade edilen o halin yaşantısı insanda ancak meydana çıkar. İşte insan öyle bir varlıktır ki bunu yansıtacak güçtedir demek istiyor ayet-i kerimede. Yani biz bir taraftan zalim ve cahildir derken zulmedici, eziyet edici ve bilgisizdir hükmüyle bunu düşünürüz. Fakat bu gerçek zalimlik ve cahillik hükmü ana haline, yani zatın tam zat haline getirilip de karşılaştığı zaman onu idrak edecek durumda. Mertebe, yani oraya kadar yükselmesi mümkün olan, imkan dahilinde olan bir varlık, bir mertebe olarak düşünülür gerçekte. İşte bunları anlayamaması veya bunları anlamaktan geri kalması, bu çalışmayı ortaya koymaması kendi nefsine zulmetmesidir. Bundan büyük zulüm de olmaz. Yani
kendinin ne olduğunu idrak edemediğinde kişi muhakkak bir zulüm içerisindedir. Hem de bu zulmü öz nefsine yapmaktadır. İşte onun için diyor ya, zalimlik ve cahillik nurun zıttıdır ama nurun zuhuruna tam mazhardır. Yani gerçek varlığın ortaya çıkmasına tam mazhardır. Hani bir başka ayette diyordu ya, hasimun mübin. İnsan Allah'a muhakkak bir hasım oldu. Hasım dediğimiz zaman biz ne anlarız? Düşmanlık, kavga edici falan. Ama siz şimdi durup dururken 3 yaşında bir çocukla hasım olur musunuz? Size ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Yani onu hasım yerine koyar mısınız? Şimdi diyelim ki Avrupa'nın en yüksek futbol takımı gelir de bizim Kars'ın, Horasan'ın bilmem neresindeki köy takımıyla oyun oynar mı? Yapmaz da gösterir. Evet. Yapmaz ki. Çok güzel bir insan. Evet. Onun kendine gerçek hasım olabilmesi için en az kendi düzeyinde bir ilim ve bilgi sahibi bir varlık olacak ki sanatını ortaya koyabilsin. Dolayısıyla öteki de sanatını ortaya koysun tabii. İşte açık bir muhasım oldu demesi benimle eş değerdir demek istiyor. Çünkü ben zaten başkasıyla muhasım olmak gibidir. Yani muhakkak kılmasın defa insanın şerefini. En büyük şerefler. Ha işte kendi vasıflarının insanın zuhura çıkması dolayısıyla ne büyük taltif vardır bu ayetlerde. Ama biz meseleye hep alttan baktığımız için belirli kesinleşmiş şartlanmış ifadelerle değerlendirmeye kalktığımız için ne olduğundan haberimiz yok. Ne olduğumuzdan haberimiz yok. İşte onun için Kur'an'ı ancak zat ehli kimseler anlar diyor. Aynanın bir yüzü bulanık olursa insan öbür yüzünde görünür. Eğer aynanın bir yüzü bulanık olursa insan öbür yüzünde görünür. Eğer sen kendini madde yapılı bir insan zannediyorsan o yüzün bulanıktır. Orada kendini göremezsin. Ama gerçekten kendini araştırma yolundaysan eğer aynan aydınlıktır. Korkma, bir şey olmaz. Çünkü aynan aydınlık zaten. Onun kararması mümkün değil. Karartan biz oluyoruz. Neden? Kendimize bir beşeriyet, benlik vermek suretiyle aynanın karşısına geçiriyoruz ve gelenleri yansıtamaz hale geliyor. Kendimizi çektiğimiz zaman aynanın karşısında, önünden yani, o zaman oraya hakkın nuru oluyor. O biz kendimizin nuru oluyor. O vesile kendi kendimizi seyrediyoruz. Çık aradan, görürsün nereden. Güneşin nuru dördüncü kat gökten yalnız yeryüzüne toprağa vurur. Meleklerin ibadet ettikleri Tanrı aksi sensin. O yüzden sana secde ettiler. İşte dedim, hani dedik ya bazı mertebeler var. Meleklerin meydana geldiği mertebe isimler alemidir. Yani meleklerin babası isimlerdir. Yani bizim, oraya kadar çıkabilirler. İşte onun için Cebrail aleyhisselam yanarsam ben yanayım dedi. Çünkü meleklik düzeyi orasıydı. Oradan yukarıya çıkması mümkün değil. Ana varlığı orada çünkü. Ama Hazreti Peygamber'in varlığı aklı evvelden, hakikati Muhammedi'den geldiği için yanarsam ben yanayım dedi. Yanmaz ki çünkü biliyor zaten Rabbin canı. Müjde içinde biliyor zaten. İşte oraya kadar çıkıyor. Hatta sıfatı da geçiyor. Zat alemine kadar geliyor. İşte dolayısıyla bunlar sadece Hazreti Peygamber'e has olan haller değil. Yani anlatılması istenen meseleler bunlar. Hazreti Peygamber de bunlar bir öz, zübde olarak, numune olarak meydana getirilir. Siz benim ümmetimsiniz, benim yaptığımı yapın demiyor mu? Dolayısıyla bu imkanlar sizde de var demek istiyor. İşte ümmet-i Muhammed'in ileri derecede olmasının sebepleri bunlar. Sırları, gerçekleri bunlar.
Başka bir peygamber bunu söylemesi mümkün değil. Söyleyemediği için söylenmedi zaten. Olmadı. Söyleyebildiği için o söyledi. Ve de bize yolu açtı bu şekilde. İşte hatta bu ademlikle başlıyor. Nereden nereye? Şimdi ümmeti Muhammed'i bırakalım bir tarafa. Yani ümmeti Muhammed vasfını, özelliğini, yani o müthiş hassı bir tarafa bırakalım. Ademlikten bahsedelim yani. Adem Aleyhisselam'a dönelim. Ademlik neydi? Kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu madde olarak müşahede etme. Yani fiil aleminde hakkın varlığının kendi varlığı olduğunu idrak etme. İşte bu idrake gelmedikçe kimse, ismi Ahmet olsun, efendim Mehmet olsun, Müslüman olsun, daha henüz gerçek iman sınırına ayak atmış değildir. Yaptığı işler taklididir, imanı vardır ama taklittir. Gerçek iman değildir. Ama geçerli mi? Geçerli. Ayrı dava. Bu davamız değil. Bizim davamız kendimizi idrak etmek, anlamak şu kısacık ömrümüz içerisinde. İşte insan silsileyi takip edebilmesi için evvela başa gelmesi lazım. Başın, yani başlangıcın ne olduğunu bilecek ki neticeye doğru gitsin. İşte bizim de başlamamız ademliktir. Yani Adem'le başlayacağız. Nasıl ki insanlık tarihi de Adem'le başlıyor. Ondan evvel de insanlar vardı ama idrak kapasiteleri olmadığı için insan hükmünde değillerdi. Yani insan özelliğine ilk sahip olan varlık Adem olduğu için ona ilk insan denildi. İşte biz de kendimizi idrak ettiğimizde ademlik hükmüne gireriz. Ademlik hükmüne girdiğimiz anda melekler bize secde eder. Nasıl ki o gün Adem'e evet. secde ettiler, işte açık ifadesi budur. Adem bunu unuttu, nefsine zulmettim dedi. Yani kendi hakkani vasıflarını unuttu, beşeriyetine düştü, beşeriyetine döndü. Ve de neticede Rabben nefsine zulmettim diye bunu idrakin neticesinde bu sözü söyledi. İşte biz de kendimizi idrak eder, yaşantımızı o şekilde sürdürürsek bizle ilgili olan bütün meleki kuvvetler bize tabi olur. Bu meleki kuvvetler derken şeytanlar da bunun içerisindedir. Şeytan da bir kuvvettir çünkü. Gerek müsbet gerek menfi kuvvetler bize secde ederler. Çünkü bizde hakkın zatı var, hakkın varlığı var. Yani hakkın varlığı derken daha üst boyuttan gelen imkanlar var bizde. Melekler ise bir alt boyuttan olduğu için ister istemez secde edecektir. Adem'i de öyle dahi. İşte Adem'e secde etmedi mi melekler? Secde etmeyen bir şey vardı. İblis. İblis vardı. Şimdi onun detayına girmeyelim. Bu iblis de bizim eskiden kendimizi var zannettiğimiz bilgimizdir. Ferdi benliğimizdir. Melekler daha mutedil oldukları için hemen kabul ediyorlar. Senin varlığın, hakkın varlığıdır diye kabul ediyorlar. Fakat kişinin kendi benliği, yani nefsaniyeti bu işi kolay kolay hazmedemiyor. Yok diyor, sende hak yok. Kendi kendinde olan hadise bunlar, başka tarafta olan işler değil. Şimdi zaman gelir, tamam ben hakkım der kişi, fakat bir taraftan da benliği, nefsaniyeti saltanatı elinden gidecek diye hayır sen değilsin der, kafayı kaldır. Kendi içinden bir başka güç. İşte onun için insan öyle bir mahal ki, yani oyun mahalli ki ne oyunlar oynanıyor içerimizde, içerilerimizde. İşte hangi oyuncular içimize dolarsa sahneyi onlar kapıyorlar. Paçayı kaptırıyoruz onlara, ömür boyu giderse gidiyor bu iş böyle. Ama hak oyuncularını içeriye koyarsak, o zaman hakkani oyun oynanıyor bizde işte. Aleme gelmekten baksa zaten hak oyununu oynamaktır. Ne oluyor neticede? O nefis ancak İbrahim Aleyhisselam idrakine ve düzeyine geldiği zaman o da secde ediyor. İblis
iblis dediğimiz varlık, hani Adem'e secde etmeyen iblis, kişi İbrahim Aleyhisselam düzeyine geldiği zaman o da ona secde ediyor. Nasıl secde ediyor? İşte nefsin ateşi yakmıyor onu artık. Yani onun üstünde hükmü yürümüyor. Nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşe attılar, o ateş onun nefsi bir bakıma. Nemrud'un ateşi ama onun nefsinin ateşiydi. Ne oldu ona? O nefsi yerinde kullanması dolayısıyla, nefsin özelliğini gerçekten bilmesi dolayısıyla sen bana bir şey yapamazsın diye atıldığında üzülmediği için. Çünkü ateşin gerçek vasfını biliyordu yani. Ateşin kaynağını biliyordu. Bir başka ifadeyle hangi isimden kaynaklandığını biliyordu ateşin. Yani ateşin kendi başına bir varlığı olmadığını, ateşi meydana getiren bir ismin olduğunu, o ismin de sahibi olduğunu bilerek ateşin içine gitti. Gerçekten de işte biz de aynı şeyi yaşasak, yemin ederek söylüyorum ki bizi de ateş yakar. Mümkün değil, yapamazsın. Çünkü ateş senin emrinde, nasıl yakarsın? Yani ateşin gerçeğini idrak ettiğinde sen oluyorsun. Kudret sahibi sen olmuyorsun. Sen kendi varlığını bilmediğin için o ateş kudretini kudret sahibinden alıp senin üstünde hüküm sürdürüyor, kullanıyor. Ama gerçek kudret sahibinin kendin olduğunu idrak ettiğinde sana başka bir kudret, herhangi bir şey zarar veremez. İşte ne oluyor o ateş bu sefer? Onun gerçeğini idrak etmek suretiyle gül bahçesi oluyor ona. Yani o ateş denilen nefsin sana öyle faydalı bir şey oluyor ki demelisin. Çünkü nefs denilen şey zaten gerçek varlığın hükmüne bürünüyor. Gerçek kimliğin hükmüne bürünüyor. O halde o gül bahçesi olmaz da bir şey razı olmaz da ne olur? Her tenin canı sende. Her şey sana bağlı. Ondan dolayı her şey sana tabi. Çünkü her şeyin canı senin bedeninde gizli. İşte her tenin canı sende. Ten diye gördüğümüz bu bütün varlıkların özü, gerçeği, Hakikat-ı Muhammedi'den meydana geldiğinden ve sen de Hakikat-ı Muhammedi'nin varlığı olduğundan hepsi sende. Yani canı sende. Teni de sende. Ancak bu dış görüşle ayrı ayrıymış gibi görürüz. Ha özü bizdendir deriz. Dışarıya düşünürüz. Ama aslında canı da sende, teni de sende. İşte bunun için her şey sana tabi. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşteki varlığın kendinden olduğunu idrak ettiğinde korkmadı. Melekler bunun farkında olmadıkları için o mancınıkla atılırken ya İbrahim, Cebrail Aleyhisselam geldi o anda, o kısa sürede, o 3-5 saniye içerisinde melek işe meleklik düzeyinden baktığı için emret dedi, şurasını ortadan kaldırayım hemen. Yani ateşi buradan alıp götüreyim. Ya seni kurtarayım buradan yani, mancınıktan alayım seni dedi, düşme ateşin içine. Yok dedi, ben senden bir şey istemem. İstersem ancak haktan isterim. Ondan da bir şey istemem çünkü o benim halimi biliyor. Burada ne vaziyette olduğumu biliyor zaten diyor yani. Benden daha iyi biliyor diyor. Yani benim beşeriyetimden benim varlığımı daha iyi biliyor diyor. Arkadan Azrail selam geliyor. Ya İbrahim emret şunların hepsinin canını alayım şu anda. Nemrud'un da askerlerinin de sülalesinin de hepsinin canını alayım. Yok senden de bir şey istemem diyor. Ben istersem Rabbim'den isterim, ona da aynı şeyi söylüyor. Ama ben öyle bir yere tevekkül ettim ki, o benim halim benden daha iyi bilecek. Arkadan işte Mikail Aleyhisselam geliyor, rüzgarları uçurayım, söndüreyim burasını, diğer melek geliyor. Dördüne de aynı cevabı veriyor. Neden?
Çünkü meleklerin esma düzeyinden kaynaklandığını biliyor zaten. Kendisinin daha üst düzeyden meydana geldiğini de idrak ettiği için ne oluyor bu sefer? Eğer meleklerden bir şey istemiş olsa dün düşecek, yani kendi merdivenesinden düşecek. Hak'tan gafil olduğunu ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla sizden bir şey istemem diyor. İşte bu idrakin neticesinde, bu yaşantının neticesinde bir bahçesi oluyor işte. Bizler de eğer gerçekten bunları idrak edersek, bu bahçeler hepimizin içinde açılır. Hani Sadi'nin her sabah yeni bir gül açarmış ya kabrinde, her sabah değil her an yeni güller açar. Şurada bir şey söylediğimde yazılır, sonra söylediler. İçinde söylemezse sonra söylerim. İçinde söylemezse sonra söylerim. Şu tövbe etse bir şey yok. Çünkü her şeyin canı senin bedeninde gizli. İşte biz kendimiz anlıyoruz ki beden olarak sadece şu 50-60-100 kilo ağırlığında bir beden. Halbuki bedenden kastı bütün alemlerin varlığı tek bedendir zaten. O da tek hürriyet, tek kimlik, tek varlıktır. O varlık da senin varlığından başkası değil. Sen alemin içisin, ruhusun. Ondan dolayı da alemin merkezisin. Kendini bil. Sen canın da canısın. Sen alemin içisin, ruhusun. Derken şu gördüğün madde varlığı meydana getiren genel güç sensin demek istiyor. Yani bu alemin varlığı insanı kamil olması dolayısıyla, o da senin varlığın olman dolayısıyla senin meydana getirdiğin, yani özü ve içi olarak sen bu alemin özüsün diyor. Yalnız bunu özüsün derken bizim anladığımız manada, yani şurada radyo var da radyonun özü içi ceryandır, o onu harekete getiriyor şekliyle değil. Düşünelim, bir kardan adam, buzdan adam düşünelim. Buz diyor ki, benim özüm sudur diyor. Ha, ne oluyor şimdi? Özüm derken onu meydana getiren ana malzeme, ana varlık. Özüm sağında, solunda, kalbinde, göğsünde, elinde, ayağında, aklında değil. Bütün vücudunun organlarına sirayet etmiş ve onu meydana getirmiş olarak düşünmek gerekiyor. Varlığın özü derken. Nasıl ki buz olan heykelin her tarafı sudan meydana gelmiş, su onu meydana getirmiş ama terkip değişikliğiyle buz hükmünü almış. Yani özü derken bir tarafında olan, tek bir yerde olan bir öz şeklinde, göz gibi, kulak gibi, kalp gibi olan bir öz değil. Bütünüyle birlikte varlığını meydana getiren özü içiliyor. İşte biz de hakikati Muhammediye varlığı bizde olmamız dolayısıyla bu sözü kullanabiliyorlar ya. Yani o yönden alemler senin varlığıyla meydana geldiğinden alemlerin özü sensin diyor. Yani nurusun derken, içisin, ruhusun derken, nur dediği, ruh dediği, nur dediği teravatın esmasından bir esmadır. Esma-i İlahi'den bir esmadır. İşte nur isim bütün alemde sariyedir ve sen de o nurdan başkası değilsin diyor. İşte bunun için alemin merkezisin diyor. Şimdi alemin merkezisin derken bütün yuvarlak alem yahut elips yahut yassı alem, neyse bilinmeyen, sınırı hesap edilmeyen bir alem, onun ortasında merkez diye bir yer var da sen ortasında, diğer yerleri senin etrafında dönüyor değil. Hangi mertebede, hangi vasıfta, hangi düzeyde, hangi fiilde, hangi varlıkta olursan, olursa olsun, sen onun özüsün, merkezisin demek istiyor. Dilersin oradan zuhur edersin, dilersin buradan zuhur edersin, dilersin diğer yerden zuhur edersin, dilersin hepsinden zuhur edersin, dilersin hiçbirinden zuhur etmezsin. Neticede her yerden zuhur edebilme kabiliyetine sahip olman dolayısıyla her yerde hazır ve lazım. Lazım isminin şeysi bu, ifadesi bu işte. Her yerde
merkezsin diyor yani. Ne nerede gerekiyorsa oradan onu meydana çıkartırsın, onun merkezisin diyor. Aslında çok müthiş. Tayin mekanda girer, bulunduğun yerde evet. Zuhura çıkmak da girer. Evet. Kendisi için sınır yok. Evet. Yani, merkez derken dünya merkezi, ahiret merkezi, güneş merkezi, ay merkezi değil. Sen alemin merkezisin. Yani. Alem denen bu varlığın her yerinde mevcutsun. Kendini bil. İşte böyle kendini bil. Yani, sen canın da canısın. Yani alemlerde ruh var, can var. Hani diyorsun ya, işte o ruhu da canı da meydana getiren sensin diyor. Çünkü ruh denilen şey de esma aleminde meydana geliyor. İsimler aleminde meydana geliyor, sıfat aleminde. Bu da yok. Hatta evvelde bu da yok. Orada salt kendini bilme var. Yani kendini kendi olarak bilme var. Zuhura geliş yönüyle değil. Dolayısıyla ruh denilen, melek denilen şeyler esma aleminde. Yani madde alemine doğru inişte diyebiliriz. Zuhura gelen varlıklar. Ama işte bunlar senden meydana geldiğinden, yani İnsan-ı Kamil'in varlığından meydana geldiğinden sen ruhun da ruhu yani canın da canısın. Şimdi biz kendimizi iki yapılı olarak biliyoruz değil mi? Bir bedenimiz var, bir ruhumuz var deriz. Bedenimiz zaten izadi bedendir. Yani isimlendirilmiş bir bedendir. Bunun biraz ilerisine geçeriz, ruhumuz var deriz. Bu ruhumuz dahi izafi bir ruhtur. İsimlendirilmiş bir ruhtur. Yani Hasan'a bir şeyine mal edilen bir ruhtur. İşte bu maddeyi de, bu ruhu da meydana getiren esas varlıksın sen diyor. İşte bu varlığı kişinin hiçbir kayda girmez. Ruh da kayda girer, ceset de kayda girer ama ruhu da cesedi de meydana getiren o güç kayda girmez, o sınırsızdır. İşte merkezisin dediği bundan bahsediyor. İşte bunun bir tanesi şeriat hükmüdür, birisi tarikat hükmü, birisi hakikat hükmüdür. Maddeyle ilgili olan şeriat ismini alır, ruhla ilgili olan tarikat ismini alır, gerçek varlıkla ilgili olan da hakikat düzeyinde ismini alır. Yürek bedenin sol tarafındadır. Onun için senin yurdun da dünyanın kuzey bölgesinin mamur olan dörtte bir bölümündedir. Akıl ve can alemi senin sermayen, yer gök senin ziynetin. Akıl ve can alemi değil, yani candan kasıt burada hayattır, nurdur, ruhtur. Akıl da aklı evveldir, burada bahsettiği gerçek akıl. Aklı evvel, aklı kıl, aklı cüz diye hani aklın gelişi var ya. İşte bu akıl ve can alemi senin sermayendir. Yani senin ana varlığındır. Bundan meydana geliyor bunların hepsi. Yer gök ise senin ziynetin. Yani aklının meydana getirdiği ve gücünün meydana getirdiği bu varlıklar senin süsündür diyor. Hani bir insan kulağına bir küpe takar, yerdanlık takar, bilezik takar, onun süsleridir bu. İşte bu göklerdeki görmüş olduğun varlıklar yer gök ve içerisindekiler senin elini ayağına taktığın süslerin gibidir diyor. Çünkü bütün bu alemi meydana getiren bir kuvvet, bir büyüklükte bir varlık düşünelim. Tabii ki birini koluna, birini eline takmış gibi yani suretlendirerek söylüyoruz ama bunu demek istiyor. Senin bunlar süsündür diyor. Hani diyor ya, biz kandilleri gökyüzüne süs olarak astık demesi bunu da işte içine alıyor. Süs oluyor. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. Zahiri varlığın aşağı ise de sen hakikatteki yüceliğini gör. O bütün yukarı işte. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. İşte
demin hani zalûman cehûlâ dediği, cehil olarak belirtildiği şey tam yokluk hükmüdür. Şimdi yokluğu iki türlü ifade etmemiz gerekiyor. Bir tanesi, ilk yani birinci yokluk, kişinin kendi varlığının ortadan kalkmış olması. Yani evvelce Hasan, Hüseyin, Recaip, Mehmet falan diye bildiği, kendine hasrettiği varlığın ortadan kalkması, yok olması. Yani onun o diye şekliyle, tamam. Onun ortadan kalkması. Ne oluyor bu sefer? Varlığın ta kendisi olan o yokluğa var. Kendi yokluğunu, yani bu birinci yokluk, fiil alemindeki kendi yokluğunu idrak ettiğinde ne oluyor? Varlığın ta kendisi ortaya çıkıyor. Yani hat o mahalde tamamen ve kül olarak meydana çıkıyor. Bu birinci yokluk. Anlatabildim mi? Evvelce kendimize izafi olarak verdiğimiz benliğin ortadan kalkması, dolayısıyla boş kalan yere bir şey dolacaktır. İşte dolan, boş olan bir şey yok aslında. Yani bu aklımızın tabii köşesinde olan işler. İfadeye getirmiş. Ha. Yani kendi şuurumuzda olan işler. Biz vardık da evvelce, şimdi yokuz, işte yerine hak geldi. Aslında biz zaten yoktuk. Ama zannediyorduk kendimizi var. Dolayısıyla bu kalktı zannediyoruz aslında. Ne gelen var, ne giden var. Sadece düşüncemizde bir değişiklik var. Başka hiçbir şey yok. Olan yine hak zaten. Hakkın dışında hiçbir şey yok. İşte burada beşeri yokluğumuzu idrak ettiğimizde gerçek varlık ortaya çıkıyor. Bu birinci etapta. Diğerinde varlığın ta kendisi olan o yokluğa bir bak. Şimdi hak insan ismiyle, hak ismiyle bir varlık ortaya getirmiş. Kendini ayırmış. Hak olarak, insan olarak, insan-ı kamil olarak bir varlık ortaya getirmiş. Şimdi varlığın yokluğu diye bahsedilirken varlık tamamen ortadan kalkacak da hak meydana çıkacak değil. Varlığa verilen o isim yoktan var olmuştur. Yoktan gelmiştir. İsim perdesi, nasıl ki evvela beşeriyetimizdeki isim perdesi ortadan kalktıktan sonra hakkın kendisi geniş manada alemlerde meydanda olur. İşte onu demek istiyor. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa var. İsimleri ortadan kaldırdığımız zaman yok olan varlık değil, isimlerdir. Yani isimler sonradan meydana getirilmiştir. Ev demişiz, eşya demişiz, varlık demişiz, insan kamil demişiz. İsimleri gerçek varlık olarak kabullenmişiz neticede. İşte bu düşüncenin ortadan kalkması, isimlerin ortadan kalkması neticesinde gerçek varlık, ki o da haktır, hak ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla bu ifade yerine gelir. Varlığın ta kendisi olan o yokluk. Yani isimler ortadan kalktığı zaman varlık salt olarak hakkın varlığından başka bir varlık kalmaz ki varlığın ta kendisidir. İsimler ortadan kalkınca, yani yok olan isimler ortadan kalkınca var zannettiğimiz isimler varlığın ta kendisi kalır. Zahiri varlığın aşağı ise de sen hakikatteki yüceliğini gör. Yani zahirdeki olan varlığın demin bahsettiğimiz gibi aşağıda görünüyor ise de sen hakikatteki olan yüce haline bak diyor. Yani ikinci pasajda anlattığımız hali yaşatıyor. Yani alemlerde isimlere takılıp da isim perdesinde kalma demek istiyor. Tam 10.000 tane tabii kuvvetim var. Az söylemiş. Ama işte o kadar söylemiş. İradi kuvvetlerin ise sayıya sığmaz. Yani şu bedenim de ve genel varlıkta en az 10.000 tane tabii kuvvetim var. Yani günlük işlerde çalıştığım, farkında bile olmayarak kullandığım tabii kuvvetlerim var. 10.000'lerce. İradi kuvvetlerin ise sayıya sığmaz.
yani murad ettiğin, irade ettiğin kuvvetler ise sayıya sığmaz diyor. Çünkü onun bir ismi de kudret, değil mi? Bir ismi de irade, bir ismi de irade ve kudret sıfatlarından. O kuvvetlerin her biri uzuvlarından, damar ve sinirlerinden ibaret olan aletlerle zuhur eder. İşte bilimsel olarak bu kuvvetler damarlarından, sinirlerinden vasıta olarak zuhura gelir diyor. Düşünürsün irade olarak elini kaldırmak gerektiği yerde kaldırırsın. İşte bu damarların, sinirlerin kanın dolaşımının verdiği bir güçtür. Bu fiziksel, bedensel olarak böyle olduğu gibi geniş alemde de dilediğini o varlıktan meydana çıkartırsın. Mesela güneşi meydana getirirsin, oradan hayatı yayarsın. Yeryüzünü, alemi diyor. Doktorlar bile insanı teşhiste aciz olmuş, hayrete düşmüşlerdir. Hiç kimse bu büyüklüğü inkar edememiş, herkes aczini ikrar eylemiştir. Bu azanın, bu damarların, bu sinirlerin her birine Tanrı'nın hususi bir tecellisi var. Her birinin zuhuru bir isimden, yine de o ada varıp ulaşmada. Hani demin demişti ya, her varlık Hakk'a doğru aramakta, Hakk'a doğru yürümekte, onu aramakta. İşte bu azanın, bu damarların, bu sinirlerin her birine Tanrı'nın hususi bir tecellisi var. Eğer her birine özel bir tecelli, özel bir bilgi verilmemiş olsa, bu uzuvlarımız, bizde çalışan bu uzuvlarımız karma karışık işler yaparlar. Değil mi? Öyle bir sistem çalışıyor ki, akıl alacak gibi değil yani. Şu sistemin içerisindeki çalışan sistem, akıl alacak gibi değil. İşte demek ki Hak bunlara özel bir tecelli de yani özel bilgi vermiş, her bir hücre aklı cüz olarak, akıl olarak kendi görevini yerine getiriyor. Ve diğerlerine bağlantılı olarak görevini yerine getiriyor. Yani vücudumuzun her bir zerresi akıldan ibarettir. Vücudumuzun böyle olduğu gibi bütün aleminde her zerresi akıldan ibarettir. İşte buna zerreye yahut varlıklara izah eden söylendiği zaman aklı cüz hükmünü. O genel manada kullanıldığı zaman bunlar aklı kül hükmünü alır. İşte bizde de beynimiz aklı küldür. Organlarımız yani bedenimizdeki hücrelerin aldığı isim de aklı cüzdür. Aklı cüzler yani askerler gibi bulunduğu mahalde görevini yerine getirir. Ve o görevini yerine getirirken mutlak bir akıl ile görevini yerine getirir. Ve bizim aklı kül olarak dahi idrak edemeyeceğimiz şekilde o aklı cüzde akıl vardır. Mesela karaciğerde nasıl bir akıl vardır ki oradaki protonleri, şekerli maddeleri, yağlı maddeleri bulup ayırıp tasnif etmektedirler. Biz bu aklımızla onu yapamayız. Ya, aklı cüz dediğimiz o küçücük akıl, zerreciklerde bulunan akıl, bunlar bizden çok daha iyi idrak ediyor, biliyor, görevini yerine getiriyor ve istirahate çekiliyor. Ama ne yazık ki biz onlara istirahat tanımıyoruz. Devamlı çalıştırıyoruz. Devamlı çalıştırıyoruz. İşte Hakk'ın özel bir tecellisi, özel bir tahsisi olmasa hangi bir varlık düzgün şeyini sürdürebiliyor, yaşamını ve görevini sürdürebiliyor. İşte bir küçücük hücrede bu kadar muazzam bir akıl yatıyor, var ise bizim beynimizde olan 50 milyar civarındaki hücrelerde nasıl bir akıl vardır ki biz bunu uykuyla geçiriyoruz, kapatıp geçiriyoruz, basit şeylerle kullanıyoruz. Bundan daha büyük zulüm olur mu? İşte daha büyük zulüm olur mu? Bitiriyorum bu çalışmalardan baksa akıl boyutunu genişletmek. Aklı külle, aklı külden de aklı evvele doğru seyran edebilmek. Çünkü ana varlığımız orası. Hani Mevlana diyor ya Mesnevi'nin başında bir işte yani dinle
dinleme ayetim şikayet etmede, şikayet eden kim? Bizim içimizdeki gerçek nefsimiz, gerçek varlığımız bizden şikayette. Yani zahirimizden şikayette. Bana zulmediyorsunuz diye. Ayrılıklardan firak etmede. Neden ayrılık? Ayrılık senin zannında diyor işte. Bu zannını kaldır da ayrılık hükmü oradan kalsın. Kendini ayrı bir varlık zannetmek suretiyle ayrı görüyorsun. Ayrı gördüğünde kendine zulmediyorsun işte. Ne bu? Beni kamışlıktan kestiler. Yani vatanımdan kestiler. Bu dünyaya getirdiler. İşte yedi delik açtılar. Üflediler. Bu bendeki diyor, üflenen hava değil, yel değil, ateştir, ateş diyor bu. İşte. Kimde yoksa bu ateş? Ya ölsün arıyor ya, ölsün. Kimde yoksa bu ateş ölsün diyor. Çünkü ne oldu o zaman? Tamamen benlik, nefsaniyet o ateşi kaplamış, küllenmiş oluyor, yok oluyor. Zaten o madde hükmündür. Zaten var diyor. Var değildir. İşte. Aklı evvelden gelmemiz dolayısıyla beni kamışlıktan kestiler demesi, aklı evvelden dünyaya getirdiler. İşte sıla-i rahim yapın diyor Hazreti Peygamber. Sıla-i rahim, devamlı sıla-i rahim yapın, sıhhat bulursunuz diyor. Biz anlıyoruz ki biz Anadolu'nun köyünden geldik, ya Trakya'dan ya Bulgaristan'dan geldik. Oraya gidelim de eski yerlerimizi gezelim, görelim, hatırlayalım. Çok hatırlarsın oralarda, çok gezersin o bozkırlarda. Ya sıla-i rahim dedi, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahme rücu etmek, dönmektir. İşte onun için demin de bahsedildi ya hani, hakkın varlığı her zerrede tam ve kemaliyle mevcut. Eğer öyle olmazsa zaten bu kadar ince hesaplar, o hücreler, atom çekirdekleri karma karışık olur. Yani alem bir anda paramparça olur, patlar gider. Çünkü her güç kendindekini ortaya koyacaktır. Sınırsız olarak, kontrolsüz olarak ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bugünkü hayatın devamı mümkün olmayacaktır. Her birinin zuhuru bir isimden ibaret. İşte ne zuhur ediyorsa orada o ismin bilgisi ve hükmü altında, tasarrufu altında meydana geliyor. Yani 99 esma ve diğer sonsuz olan isimlerinin madde aleminde zuhura çıkması neticesinde bu kontrol devam ediyor. Yine de o ada varıp ulaşmada, şimdi o ismin zuhuru madde olarak meydana geliyor, fakat meydana geldiğinden kendindeki mananın tekrar manaya dönüşmesini istiyor. Yani aslına dönmek istiyor. Şimdi Mevlana'nın belirttiği kamışlıktan beni kestiler, vatanını arzu eder diye istemesi, hangi isimden kaynaklanmışsa bir varlık onu istiyor. Ama biz isimden kaynaklanmadık. Bizim işimiz farklı burada. Biz hakkın zatından kaynaklandık. Yani melekler aleminden, esma aleminden değil bizim kaynağımız. Sıfat aleminden ve onun üstünde zat aleminden kaynaklanıyoruz. İşte onun için bizim istememiz gerekli olan yer sıfat alemi en azından. Yani hakikati Muhammedi kaynağından. Yani sıla-i rahim, orayı arzu etmemiz gerekiyor. Arzu etmemiz derken öldükten sonra oraya varacağız, gideceğiz değil. Daha bu dünyadayken bu işleri eğer halledemezsek sonra zaten olacak bir şey yok. Bugün ne olursa olur, yarın hiçbir şey olmaz. Varlıklar hep o atlarla var. O atları tesbih edip dururlar. Şimdi çiçeğe bakarız, kırmızı deriz, gül deriz, yeşil deriz, bilmem karanfil deriz, bir sürü varlıklar vardır ve bunların birer isimleri vardır. Hep o adlarla devamlı olarak biz onlara aynı adı söylemek suretiyle ismi onlara perde etmiş oluruz. Perdeliler arasında isim en büyük perdedir. Yani perdeli yaşayan varlıkların arasında isim perdesi en büyük perdedir.
isim perdesi aradan kalktığı zaman gerçek varlık, varlık olarak, gerçek varlık olarak ortada kalır. İşte biz hayatımızı bu şekilde sürdürürsek, isim perdelerine takılı olarak hayatımızı sürdürürsek, onların gerçeklerini idrak etmemiz mümkün olmaz. İsmin zuhuruyla meydana gelmiştir ama ismin kendisi değildir. Şimdi burada bir başka şeyi ortaya getiriyor. O atları tesbih edip dururlar. Şimdi biz anlayabiliriz ki su akar, şaldır 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 böyle hay 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 hay. Hayat verir, zikrini yapar diye. Bu motor çalışır, gürt 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 gürt. Biz zikri yapar zannederiz bunu. Ya bak zikir yapıyor deriz. Kendi haline göre zikrini ortaya koyuyor deriz. Bu bir yönüyle doğrudur, geçerlidir. Ancak bu avam düzeyinde bilinen bir oluştur. Yani en basit düşüncede olan kimselerin anladığı bir şeydir. Mesela kalbimiz çalışır tek tek tek. Biz sussak da kalbimiz çalışır, zikrediyor deriz. Biz konuşmasak da, konuşsak da nefes alıyoruz ederiz. Bir nefes aldık, bir hu dedik, bir hak dedik, hu hak dedik, ha, zikrediyoruz deriz. Halbuki gerçekte bu anlaşıldığı manada bu zikir değildir. Yani bahsedilen tesbih, burada bak tesbih diyor. O atları tesbih edip dururlar. Bir varlığın tesbihi ne için meydana getirilmiş ise onu ortaya koyması onun tesbihidir. Ağzıyla, lisanıyla söylediği tesbih onun tesbihi değildir. Aynı zamanda onun ibadetidir de. Tesbih demek ibadet demek zaten. Gerçek ibadet demek. Bir varlık ne için meydana gelmişse oradaki görünmesi onun tesbihidir işte. Anlatabildim mi burası? Bu ayette ilgilidir işte. Bütün alemde her şey hakkı tesbih etmektedir. Ancak siz onların tesbihini idrak edemezsiniz de. Biz de düşünürdünüz acaba hangi insanla tesbih ediyor diye düşünürdünüz. Perdelilik üstümüzde olması dolayısıyla şartlanmamız neticesinde ağızlarından bir şey söylüyor. Karı kat 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 diyor, tesbih ediyor deriz. Leylek tak 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 diyor da at 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 yoğuş gibi zannı deriz. Halbuki bu avamın anladığı yönde bir tesbihtir. Karganın, şimdi nereden insan öğretti ki? Filin, fillik hüviyeti onun tesbihidir işte. Kumrunun, kumrunun hüviyeti onun tesbihidir. Güvercinin, güvercin hüviyetinde meydana gelmesi onun tesbihi ve ibadetidir. İşte onun için alemde ne varlık varsa hepsi kendini tesbih etmekte ve de ibadetini yapmaktadır. Ama bize göre oradaki iş ters olabilir. O bize göredir. Bizim zannımıza göredir. İşte buraya gelmişken şunu belirtelim. İbadet iki türlü oluyor yani. Biri ibadet-i fıtri, biri de ibadet-i fiziki, yani zaruri. İbadet-i fıtri denmesi işte varlıkların, kendi varlıklarının sebebi hilkati neyse onu meydana getirmeleri dolayısıyla fıtri ibadetlerini ortaya koyuyor.